Detaylar netleştikçe belli oldukça aktarırız elbette efendim. Şimdi ekonomiye dair konuşsak bile hain ilan edilebiliyoruz. En ufak eleştiri getiren spekülasyon yaptı, manipülasyon yaptı diye hedef gösteriliyor. Sosyal medyada yaz yazıp çizene soruşturma açılıyor, dava açılıyor. Korkmuyoruz. Yine doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz diyor o isimler beşini dün söylemiştim. Aralarında Emin Çapa da var, Durmuş Yılmaz da var. 26 isimle ilgili bankacılık düzenleme denetleme kurulu e, suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. E, peki ne demişti ekonomiden anlayan o isimler ve bugünden sonra susacaklar mı dersiniz? Finansal piyasalarda manipülasyon o da suçtur. Sen ekonomi yazarısın yani hiç burada af yok. Elbette bunları yapanlar hakkında kanuni yollara başvurulacaktır. BDDK şu anda bunlarla ilgili adımlarını atmıştır. BDDK böyle bir soruşturma açarak maalesef kendi itibarını zedelemiştir. Bunun gerekçesine de şöyle bir baktım, inanılır gibi değil. Yani eski bir BDDK başkan yardımcısı olarak bu gerekçeleri nasıl üretiyorlar? hayretler içinde seyrediyorum. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu iki siyasetçi ve üç ekonomist hakkında suç duyurusunda bulundu. Gerekçe Bankacılık Kanunu'nun 74. maddesi. Bu beş kişinin bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yapılamaz hükmüne aykırı davrandıkları ileri sürüldü. Hele hele Merkez Bankası'nda başkanlık yapacaksın ve kalkacaksın bu tür yol göstericiliğe soyunacaksın. Bunları da aynı şekilde hesaba çekecekler. Hakkında şikayette bulunulan isimlerden biri Erdoğan'ın bedelini ödeyecek dediği İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Merkez Bankası'nın eski başkanı Durmuş Yılmaz, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Halk TV programcısı Emin Çapa, Selçuk Geçer ve Güldem Atabay da hakkında suç duyurusunda bulunulanlardan. Buradaki söz konusu olan şey bankaların itibarı değil. Bunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bize bir gözdağı verilmek istiyor, bizi susturmak istiyor. Türkiye'de bu dolar hareketliliğinden, alım satımlardan, gece saatlerinde yapılan satışlardan e, kim faydalandı? Bu yaşananlar mutlaka kamuoyuna açıklanması lazım. İktidar bize arka kapıdan bu halkın parasını kimlere ne kadar satıyor? Bunu göstersin, e, anlatsın. Ondan sonra e, biz dönelim ve kendimizde bir hata var mı ona bakalım. Şikayette bulunulan bu isimler son dönemde özellikle kur korumalı Türk lirası mevduat sistemi ile ilgili ve 20 Aralık gecesi neler yaşandığı ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Eleştiri yapan insanlara sesini kesmek için tutuyorsunuz, soruşturma açıyorsunuz. İktidarın kendisinin şeffaf olması lazım bankalardan arka kapı yöntemiyle sattığı 128 milyar dolardan sonra şimdi ne kadar para satıyor? Bize bunu biz bunu zoraki yollardan bulmaya çalışmayalım. İzleyicimizin itirazı var. Diyor ki hep yoksul muhitlere gidip röportaj yapıyorsunuz. Gidin çıkın Bağdat Caddesi'ne. Dükkanların önünde kuyruğa girenler var. Yılbaşı alışverişi yapanlar var. var kredi kartına yüklenenler var. Bir taraftan e, saatlerce gezip uygun fiyatlı almaya çalışan var. Bir taraftan parasına para eklemiş olanlar da var. Var. Bunun böyle olduğunu söylüyoruz zaten. Bir avuç zengini sürekli gösterelim istiyorsanız gösterelim. Ama geride kalan büyük çoğunluğu ne yapacağız? Orta halli diye bir şey kalmadı Türkiye'de. Nereden baksanız bir alışverişe gitseniz, yılbaşı alışverişi, Sevdiğinize bir ayakkabı almaya kalksanız kaçtan başlıyor? Her şey her şey inanılmaz pahalı. Ee, vücut geliştirmeci sporcu izleyicimiz Eren Bey diyor ki bırakın gıda takviye ürünlerini marketlerde tavuğun, balığın, etin yanına yaklaşılmaz oldu. Protein nasıl ulaşacağız diyor. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. O da yolu beslenmeden geçiyor değil mi? Zor. Fiyat istikrar komitesi diye bir komite kurdular şimdi. Onu da duyurayım size madem. Komitenin başında Nurettin Nebati Bey var gözleri ışıl ışıl bakanımız şimdi fiyatta istikrar nasıl sağlanır konunun taraflarıyla bir araya geliyor Fiyat İstikrar Komitesi ilk toplantısını yaptı Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Başkanlığında Ana gündem maddesi enflasyondaki gelişmeler önümüzdeki dönem enflasyon görünümüne ilişkin tahminler Kimler var diyeceksiniz bu komitede? İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Cumhurbaşkanı, Strateji ve Bütçe Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı, üst düzey bazı bürokratlar bir araya geldiler. Bu fiyatlarda istikrar nasıl sağlayacağız diye konuştular, düşündüler, tartıştılar. Ne karara vardılar acaba? Bilmem. Sağlığımız önemli. Dün akşam Nurettin Nebati katıldığı yayında e, korona morona bitti. Ekonomide şaha kalktı. İhracat patladı. Büyüme deseniz öyle diye pes pembe bir tablo çizdi. E, bitti mi sahi salgın? Ne oldu? Dün akşam açıklanan veriler Sağlık Bakanlığı e, 26 binden fazla vaka açıkladı. Yeni vaka dün akşam. Bu akşamki veriler henüz açıklanmadı. Bu da gösteriyor ki bize evet maalesef o e, mutasyon Türkiye'de. Omikron varyantı Türkiye'de de görüldü. Kaç kişi de onu bilmiyoruz tam olarak. Ama dünya omikrona karşı büyük önlemler alıyor. Önce bir dünyadan bahsedeyim size. Omikron hızla yayılıyor. Birçok ülkede günlük vaka rekorları kırılırken pandeminin başından bu yana tüm dünyada en yüksek günlük vaka sayısı görüldü. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin testi pozitif çıktı. Bir günde 1 milyon 440 bin kişi virüse yakalandı. Fransa'da omikron alarmı yeni kısıtlamaların önünü açtı. İşletmeler 3 Ocak'tan itibaren haftada 3 gün evden çalışma modeline geçecek. Mümkünse bu süre 4 güne çıkacak. Kafeler ve barlar sadece masalara servis yapacak. Müşteriler ayakta yiyecek veya içecek tüketemeyecek. Etkinliklerde, restoranlarda ve uzak seyahatlerde tam aşı zorunluluğu aranacak. 15 Ocak'tan itibaren negatif test yeterli olmayacak. Omikron ABD'de 2 günde 12.500'ün üzerinde uçak seferini etkiledi. İptal ve ertelemelerin sebebi vaka artışının hava yolları çalışanlarını etkilemesi. Teknoloji şirketi Apple Omikron'a önlem aldı. New York'taki mağazalarını kapatma kararı aldı. ABD Başkanı Joe Biden hızlı vaka artışına karşı hazırlıklı olduklarını söyledi. Paniğe gerek olmadığını kaydetti. <laughs> Yunanistan yeni yılı ek tedbirlerle giriyor. 3 Ocak'tan itibaren restoran ve barlar gece 12'den sonra kapanacak. Lokantalarda bir masada en fazla 6 kişi oturabilecek. Süpermarketler ve toplu taşıma araçlarında FFP2 denilen yüksek korumalı maske zorunluluğu getirildi. <laughs> Almanya'da da önlemler sıkılaşıyor. Gece kulüpleri kapanıyor. Futbol maçları seyircisiz düzenlenecek. İç ve dış mekanlarda aşılı ve iyileşmiş en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek. İngiltere'ye gelince Premier Lig'de geçen hafta oyuncular ve teknik ekip çalışanlarına yapılan 15.000 testte 103 pozitif vaka tespit edildi. Bu bir rekor. Premier Lig'de bu ay 15 maç ertelendi. Delta'dan 70 kat hızlı yayıldığı söyleniyor. Değer verdiğim, kulak verdiğim uzmanlar çok hızlı yayılıyor diyor Omikron için. 3 ee, doz aşı büyük oranda ağır geçirmekten koruyor hastalığı. Onun da altını çizeyim. Umudumuz bu mutasyonlarla virüsün e, hani daha zararsız hale gelmesinde. Tedbir e, işte bakana bakılacak olursa Hazine ve Maliye Bakanı bitti o iş diyor. Ee, Sağlık Bakanı da 6 ilde 42 vaka var dedi Omikron'la ilgili. 6 ilde yalnızca 42 vaka tespit edilmiş. Pek tespit etmek de istemiyoruz anladığım kadarıyla artık. Zira ekonominin de durumu yok, destek olacak durum yok, kasa boş ve yeni tedbirde alınmak istenmiyor. Fakat insan canından söz ediyoruz. Dost acı söyler, kimse kusura bakmasın. Salgının en başından beri gereken uyarıları yapan ve... Böyle yaptığı için de korku pompalamakla da zaman zaman suçlanan Profesör Mehmet Ceyhan. Dört maddelik bir uyarısı var yine. Bir kulak verin. Tüm dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye'de de hızla yayılıyor. Omikron Türkiye'de ilk kez 12 Aralık'ta 6 kişi de tespit edilmişti. Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre bu sayı 42'ye yükseldi. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan Türkiye'de varyanta karşı hiçbir şey yapılmadığını söyledi. Her ülke elinden geldiği